Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa ve geometriye yeni başlayanlar için hazırladığım bir program vardı. Ne zaman başlamıştı? Ağustos'un 5'inde başlamıştı. Ve sonradan başlayanlar da bu programa uyabiliyordu arkadaşlar. Mesela atıyorum Ağustos'ta değil de Eylül'de başladınız. 2 ay geç biter. Ağustos Eylül. Yani 1 ay geç biter. Ya da Ekim'de başladınız. Ekim'de başlamamışsınızdır büyük ihtimalle de. 2 ay bile geç başlasanız bu programa uysanız yine sınavdan önce programı bitirmiş oluyorsunuz zaten. Ağustos'ta başlayanlar nerede? Şubat'ın sonunda bitiriyor zaten arkadaşlar. En geç Şubat, Mart'ta bitiyor zaten arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biz kaçıncı haftadayız bu hafta? 13. haftadayız. Ve geçen hafta bir şeylik yapmıştık. Ne yapmıştık arkadaşlar? Sizle birleştirmiştik. Yani ayın kaçındayız biz şimdi? 26'sındayız. Hocam 26'sında şurayı mı? Değil. Bu 12. haftayla 19'la 12'yi birleştirmiştik arkadaşlar. Şu an 26'sındayız ama şuraya 26 yazayım. Şuraya 26 yazayım arkadaşlar. 26 ayın 26'sı kaç? İşte 26 Ekim'de miyiz? 26 Ekim. 26 Ekim yazayım şuraya. 26 Ekim bir hafta şey yapmıştık. Birleştirmiştik ya şurada. Ay bir anlatamadım ya. Vallahi çok yorgunluktan. Elimde o kadar yük var ki bir yandan soru yaz, bir yandan bir daha soru yaz fasiküle. Bir kendim notlarımı yazayım, fasiküle şey yazayım. Ondan sonra ne yapıyorum? Ondan sonra okula git, dershaneye git, onu yap, bunu yap, video çek, başka kanala video çek. Bir de ara sınıf kanalımız var ya. Oo, sormayın vallahi. Yoğunluktan bazen ne dediğimizi bilmiyoruz. Neyse biraz kafanızı şişirdim ilk başta başlarken. Evet ayın 26 Ekim'deyiz arkadaşlar. 13. haftadayız. 13. haftada ne yapacağız? Bu hafta yamuk konusunu yapacağız arkadaşlar. Evet paralel kenarı iyi anladıysan. Yamuk konusunda üçgenlerin de iyiyse yamuk konusunu çok iyi bir şekilde yapacağım. Bu kesin ve net. Aa hocam ben üçgenleri anlamamıştım. Paralel kenarda zaten sen anladın. Temel orantı ve benzerliği tekrar ettin. Daha bir eksiklik varsa o temel orantı ve kelebekle ilgili eksikliğin varsa yamuk konusunda zaten bunu tamamlayacaksın kardeşim. Üçgenleri de böyle yavaş yavaş halletmiş oluyorsun. Yani orada hem açıortayı şey yapacaksın. Açıortayın özelliğini, kenarortayın özelliğini sorularda göreceksin zaten arkadaşlar. Üçgenleri de bu şekilde hallediyoruz. Eğer üçgenlerin iyiyse fırtına gibi geçeceksin zaten bu konudan. Çünkü öyle bir konu hep üçgenlerden çözülüyor. Fark etmişsinizdir. Hiçbir şekilde özellik bilmeseniz çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama paralellikten dolayı temel orantı ve kelebek benzerliğini kullanabildiğiniz sürece. Evet ne yapıyorsunuz bugün? PDF yayınlama günü, rehberlik günü ve ön çalışmayı da bugün yapabilirsiniz arkadaşlar. Ön çalışma zamanı. Evet ne yapacaksınız? Ön çalışmayı işte bugün ya da yarın yapabilirsiniz. Çarşambayı bekliyorsunuz. Bazı arkadaşlar beklemiyordur. Ben olsam beklemem. Hemen pazartesinden başlarım zaten yamuk çalışmaya. Neyse. Çarşamba günü tavsiyemiz bu. Çarşamba günü ne yapıyorsunuz? Yamukla ilgili videoları izleyeceksiniz kardeşim. Yamuktan da çok güzel sorularımız çıktı ya. Valla iyi ki yeni konu anlatımlarını böyle hazırlamışım. Geçen senekilerin üstüne yeni sorular koymuşum arkadaşlar. Çok da güzel çıktı ya. Bu arada PDF'leri de birleştirdim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine aynı linkte bulabilirsiniz. Nerede bulacaksınız? Oynatma listesinin açıklama kısmında zaten var. Arkadaşlar o linke bastığınız zaman PDF'lerin olduğu kısma gideceksiniz. 2021 tayfa olduğu olan kısma gideceksiniz tabii ki. Tamam oradan bulabilirsiniz. Yamuğa çalışacaksınız kardeşim. Ondan sonra yamuğa bu hafta çarşamba günü full böyle geometride yamuk konusunu çalışacaksınız. Kaç video tam hatırlamıyorum ama en az 5 videodur büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani 4 olmaz gibi geliyor bana. 5 videoda halletmişizdir ya da 6 videoda halletmişizdir. Yamuğun da ne kadar güzel böyle üçgenlerden çıkabildiğini göreceksiniz. Yani çok fazla beyninizi yakmayacak bir konu arkadaşlar. Nasıl ki paralel kenar yakmadı. Dikdörtgen kare yakmadıysa. Kare biraz beni bir nebze yakmış olabilir. Çünkü kare her yere şey yapıyor değil mi? Her yere bulaşıyor. Özel açısı var. Eşliği var. Benzerliği var. Ondan sonra temel orantısı var. Ben işte temel orantıyla ilgili sorular yazmadım oraya ama temel orantı soruları da paralel kenardaki gibi sorular da karşınıza çıkacak tabii ki orada. Her tarzı var ya. Her konu çıkabiliyor. Açı ortaya çıkabiliyor. Kenar ortaya çıkabiliyor. Her şey çıkabildiği için kare biraz anladınız siz onu. Neyse geçtik şeye. Ne yapıyorsunuz çarşamba günü? Yamuk konusunu hallettiniz. Perşembe ve cuma geometrinin ilacı kitabını çözeceksiniz arkadaşlar. Geometrinin ilacı kitabından ki soruları yamuk sorularını çözeceksiniz. Kaç test var bilmiyorum. İki parçaya bölebilirsiniz arkadaşlar. Geo ilacını bugün de cuma günü de çözebilirsiniz. Çünkü niye?
İki güne bölüyorum. Aslında tek günde halledebilirsin de. Ya senin o gün başka halletmen gereken şeyler de vardır. Matematik vardır, fizik vardır, kimya vardır, biyoloji vardır, Türkçe vardır, tarih, coğrafya vardır, değil mi? Onları da halletmeniz lazım. Full böyle geometriye de şey yapmayın yani. Ondan sonra şeyi ne yapacaksınız arkadaşlar? Cumartesi pazar ne yapacaksınız? Cumartesi pazar da orta seviyede bir kaynak belirlemiştik size. O orta seviyedeki kaynağı yine çözeceksiniz arkadaşlar. Orta seviye kaynağı da iki parçaya bölüp hem cumartesi hem pazar çözebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Evet, bu hafta da sizin için çok keyifli geçecek. Yamuk. Ciddi anlamda keyifli. Çok iyi bir şekilde geçecek arkadaşlar. Çünkü beyninizi yakacak böyle özellikmiş, oymuş, buymuş, şuymuş yok zaten. O yüzden keyifli hafta geçecek arkadaşlar. Keyifli haftalar dilerim o zaman. Ne diyelim, değil mi? Arkadaşlar, o zaman benim söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki haftada neye geçeceğiz? Çokgenlere geçeceğiz. Oo, ondan sonra dörtgenler bitiyor. Süper ya. Valla iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Eğer programı takip ediyorsak harikasınız ya. Ki etmeniz lazım zaten. Ya edenler bayağı bir faydasını görüyordur zaten. Programı da şöyle bir takip edin. Tamam mı? Yani şey yapmamaya çalışın. Programda bir yerde kopunca sonra devamı gelmiyor arkadaşlar. Yani kopmadan şöyle bir şey olsun. Ha, arada bir hafta böyle şey olabilir. Ne bileyim bir aksilikler olabilir. Ya onları kabul ediyor muyuz? Ya da iki fazla, iki hafta bir aksilik olabilir. Ama daha fazlasını da kabul etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü düzenli çalışan bu işi götürecek biliyorsunuz. Düzen, düzen, düzen. Zeki olan değil. Tamam, zeki olan biraz daha önde başlıyor. O ayrı bir konu. Ama çok zeki olan insanları, çok düzenli olan insanların geçtiğini hep gördük arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi de sizsiniz. O adaylardan bir tanesi de sizsiniz. İnşallah çok iyi işler yapacaksınız arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar gençler. O zaman ne diyelim? Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.